Ekonomik görünüme hepiniz hoş geldiniz efendim. Haftayı ortaladık. Ben Didem Arslanoğlu. Çok değerli iki konuğumla birlikteyim. Her çarşamba olduğu gibi gazeteci, yazar Sayın Hakan Güldağ bizimle birlikte stüdyoda. Hoş geldiniz Hakan Bey. Ve Ekonomi ve Strateji Danışmanlık Hizmetleri Başkanı Doktor Can Fuat Gürlesel de bizimle. Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok bu programa başlarken aslında bütçe tarafını bu hafta çok konuştuk, çok da üstünden geçtik ama mevcut konuklarımdan da kendilerine ait yorumları belki başka bir bakış açısıyla daha ele alıp sonra daha güncel haberlere geçiş yapıyor olacağız. Bugün yine önemli aslında gündem başlıkları var. Veri akışı biraz zayıf olsa da gündem yoğundu. Dolayısıyla hepsine değiniyor olacağız. Hakan Bey sizle başlayalım mı efendim? Ne dersin? Bütçe tarafında ilk 6 ayda böyle bir revizyonun gelmesi, böyle bir ek ödenek teklifinin sunulması biraz enflasyondaki beklentilerde oluşan yüksek oranlı sapmaya İşaret etti. Bir nevi öyle. Yani. Evet ve elbette buna bağlantılı olarak da Temmuz ayı içindeki öngörülen ve beklenilen ücret artışlarını belki konuşmamız gerekiyor yine bu bütçe çerçevesinde. Sizin bu konuyla ilgili genel intibanız neydi? Nasıl yorumlarsınız bütçeyi? Onları da mutlaka konuşmamız lazım ama onun öncesinde bir sıkıntı olduğu aslında bütçenin hazırlandığı dönemden itibaren vardı ve yaklaşık bütçenin 1/3 kadar bir dönem içerisinde ödeneklerin yarısı filan gitti. Yani sıkıntının büyük kısmı zaten buradan kaynaklanıyordu. Çünkü 2022 bütçesi hazırlanırken asgari ücretin vergi dışı bırakılan kısmı dahi bütçenin içinde değildi. Evet. Yani bir kere böyle bir başlangıçta bir konu vardı. Ayrıca KKM tabii bütçenin içine dahil edilmemişti. Evet. Enflasyon biraz önce sizin söylediğiniz gibi yani bu kadar bir enflasyon olacağı hesabıyla bir bütçe hazırlanmadığı için enflasyona bağlı artan ücretler ve hesaplamalar da işin içine dahil edilmemişti. Onun için zaten artık mesela Profesör Nevzat Saygılıoğlu gibi hocalarımız epey bir zamandır böyle bir ek bütçenin gelmek durumunda olduğunu ifade ediyorlardı. Çünkü hani gidişat belli. Bir de ne var şimdi meclis tatile giriyor. 1 Ekim'e kadar 3 ay boyunca işte meclisin tatilde olduğu bu süreç içerisinde bazı ödeneklerin karşılanamama durumu ortaya çıkacaktı. Onun için bunları da hafifletmek için yani belki isterseniz sonra detaylarına da gireriz ama bunları hafifletmek adına bu ek bütçe geldi. Yani teknik olarak da biraz zorunluydu. Yani sıkıntılı bir kısmı vardı. Teknik olarak da zorunluydu. Yeter mi sorusunu isterseniz sonra konuşalım. Evet onu da soracağım. Tamam. Çünkü hani yılın geri kalan kısmında ne olacak? Ne oldu ki enflasyon beklentileri veya nereye doğru evriliyor ki mesela bu bütçeyle devam edebilecek miyiz, edemeyecek miyiz? Belki biraz onu da konuşmak lazım ama hocam siz ne dersiniz? Ya tabii yani şöyle şimdi bütçe 2022 yılı bütçesi hazırlanırken hem kullanılan gayri safi milli hasıla deflatörü %12 hem bütçe için sunumunda 2022 sonu için enflasyon hedefi tek haneli rakamlar ve bütçede bu iki tane rakam üzerine kurgulandı. Tabii şu anda yıl ortalaması %70'ler, yıl sonu belki %65'ler civarında bir enflasyonla karşılaşacağız. Gayri safi yurt içi hasıla deflatörü de muhtemelen %60'lar civarında olacak. Bu demek ki yaklaşık olarak bir 50 puanlık bir sapma gösteriyor şu anda bütçedeki hemen hemen her türlü rakamın hesaplamasında. Hakan'ın da dediği gibi bir kere öncelikle teknik olarak bu açığın kapatılması gerekiyordu. Yani bu denkliğin sağlanabilmesi gerekiyordu. Tabii buraya gelen ek bütçe hakikaten çok ciddi bir büyüklük. Yani neredeyse 2020 bütçesinin tamamı kadar bir bütçeyi ek bütçe olarak 2022'de teklif etmiş gibiyiz. Trilyona yakın bir rakam. Trilyonu yani, geçti hocam. Geçti. Trilyonu yani eğer rakamları vermemi isterseniz 1.080 milyar lira. Evet. Çok ciddi büyüklükte bir çok rakam. Çok ciddi 880'i zaten eklenen ödenek 200'ü de şeyden kaynaklanıyor. Yani devletin primleri ve SGK Yani sosyal ödeme yükümlülüklerinden kaynaklanıyor. Ödeme yükümlülüklerinden kaynaklanıyor. Toplam 1.80. Evet. Yani 1.757 idi ilk bütçe. Üzerine 1.80. Üzerine 1.80 geldi. Yani %61.7'si kadar bir artış var. Yani aynen, ben %50 derken %61.7. Çok evet, doğru söylüyorsun. Tabii burada bütçe harcamalarının içinde böylesine artışı zorunlu kılan en önemli kalemlerden bir tanesi çalışanlar ve emekliler tarafından yapılacak olan enflasyon farkı ödemeleri ve yılın ikinci yarısındaki maaş ödemeleri olacak. Orada çok ciddi bir sapma orada var. Hı hı. Önemli bir enflasyon farkı verilecek. Ve tabii oradan gelecek sinyalleri, tabii onun netliğini kanunen biz ilk 6 ayın enflasyon sonucunu, yani Haziran enflasyonunu gördüğümüz gün 4 Temmuz günü tam rakamı görmüş olacağız. İlk 6 aydaki o enflasyon farkını ve orada nasıl bağlanacak? Bu bir miktar belki özel sektör tarafındaki çalışanlara yönelik işte hem asgari ücret beklentisi, artış beklentisi hem de diğer ücretler tarafındaki artışlar için de bir esasında gösterge olacak. Yani piyasa bir bakıma, daha doğrusu reel kesim, işverenler de bu rakamı o açıdan merakla bekliyorlar, evet, 4 Temmuz'da. Ve bu rakam geldikten sonra anladığım kadarıyla evet, ay sonunda ödenen maaşlar, yani Temmuz ayındaki maaşlara da yansıyabilecek. Yansıyacak. Oradan ise 7. ayın maaşına. Zaten peki, hedeflenen o. Hedeflenen yani de o. Muhtemelen de 4 Temmuz'da herhalde kabine toplantısı öncesinde de belki bir açıklama olabilir. Kabine evet, toplantısı sonrasında da olabilir. O gün bildiğim kadarıyla İstanbul Ticaret Odası'nda 140. yılını kutluyor İstanbul Ticaret Odası. Sayın Cumhurbaşkanı da oraya katılacak. Evet. Onun ödül töreni öncesi, sonrası, belki kabine toplantısı sonrası, ama 4 Temmuz'da bir açıklama gelecek gibi görünüyor. Olabilir. Dediği Hakan'ın doğru, o günkü kutlamada bu veya buna benzer açıklamalar, yani bütçe tarafıyla ilgili büyük ölçüde belirli, fakat belki asgari ücret müjdesini belki orada verebilir. Çünkü o gelebilir. Ve meclisin de tabii 7 Temmuz'da kapanacak olması, yani o haftanın cuması da bayram öncesi, o 9 gün tatil öncesi meclise tatile giriyor. Bütün bu yasamaların bu ve önümüzdeki hafta içinde halledilmesi gerekecek. Peki. Bugün TÜİK'ten Tüketici Güven Endeksi açıklandı. Hı, evet. Bununla ilgili bir haberimiz var. Müsaadenizle o haberi bir paylaşalım izleyicilerimizle. Tabii. Ardından da gelişmeleri burada değerlendirelim hep birlikte. Buyurun. Tüketici Güven Endeksi Haziran'da önceki aya göre %6.2 azaldı. Mayıs ayında 67.6 olan endeks Haziran'da 63.4 oldu. Böylelikle endeks tarihinin en düşük seviyesi kaydedildi. BloombergHT Tüketici Güven Ön Endeksi Haziran ayında bir önceki ayın nihai endeksine göre %6.41 düşerek 45.92 değerini almıştı. Endeksin detaylarında tüketicinin temel olarak geleceğe ilişkin beklentilerinde ve tüketim eğiliminde gerileme görüldüğü belirtilmişti. Enerji ve gıda fiyatlarındaki çıkışın devam etmesi, enflasyondaki yükseliş küresel resesyon beklentilerine bağlı olarak finansal piyasalarda yaşanan dalgalanma ve bunun döviz kurları üzerinde baskı oluşturması, tüketici güvenindeki gerilemenin temel nedenleri arasında yer aldı. Evet, tüketici güven endeksi hatırlatmak gerekirse %63.4 ile tarihi düşük seviyeye geriledi. Evet. Ve 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi de %10 oranında geriledi. 63.4 puana, o en düşük seviye. Evet. Öte yandan gelecek 12 aylık dönemde de genel ekonomik durum beklentisinin Haziran ayında %7.1 oranında gerilediğini gördük. Evet. Böyle bir ortamda erken seçime gitmek biraz zor olur. Ben şimdi başka bir konuya sıçradım ama çok sayıda göstergeyi izliyoruz. Pardon ama siz sorunuza gelin. Yok estağfurullah. Ben yani önemli kriterler. Ne olur. Önemli kriterlerden biri, çünkü biliyor musunuz? Yani şimdi bu çok önemli bir tabloyu yansıtıyor. Hem Bloomberg öncü tüketici endeksi, evet, hem de zaten çok da örtüşüyor. Önce sizinki yayınlanıyor. Önce evet, dikkatli onu izliyoruz. Sonra TÜİK'inki biraz daha geniş kapsamlı bir hane halkı içinde yapılıyor. Şimdi burada şu kelime çok önemli. Tarihi düşük seviyeye gelmiş olması. Yani grafikte de paylaşıyoruz. Evet, paylaşıyoruz. İşte yani burada Şimdi neler yaşamışız? Yani 2008 küresel krizi yaşamışız. 73.9 puana gelmiş. 2019, 2020 orada 2019-20 sanıyorum salgın öncesi dönem yatay bir seyir var. Bütün bunların sonrasında, bütün bunlara rağmen şu anki tüketici güveni en düşük seviyede. Yani onların dahi yaklaşık 10 ila 13 puan altında. Demek ki tüketici burada hakikaten çok ciddi bir güven sıkıntısıyla karşı karşıya. Ya bence tek nedeni var, çok yüksek enflasyon ve insanların satın alma gücünün çok ciddi şekilde hasara uğramış olması. Yani azalmış kelimesini falan da geçiyorum. O ciddi son 20 yılın en büyük hasarı şu anda satın alma gücü üzerinde. O nedenle şu anda bu da Bloomberg'in ki o da aynı aylar itibariyle yansıtıyor olmakla birlikte o da o düşüşü yansıtıyor. Şimdi buradan bir miktar toparlamayı işte bu gelire bağlı ve önümüzdeki 12 ay sizin biraz evvel söylediğiniz hem ekonomik beklenti hem gelir beklentisi hem harcama beklentisi. Üçünde de bir düşüş var. Oradaki gelir beklentisini bir miktar arttırabilecek olan bu ücret artışları olabilir. Emekli maaşlarından tutun diğer bütün ücretlere, bütün maaşlara burada bir iyileştirme ihtiyacı açıkçası gözüküyor. Peki. Hakan Bey, siz nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi şöyle, biraz önce konuştuğumuz o ek bütçe meselesiyle de bağlantılandıracak olursak, çünkü bu soru işareti hemen bugün Türkiye'de çoğu iş insanının, reel kesim aktörünün, tabii ki toplumun zihninde de olan sorular. Yani seçime mi hazırlık var vesaire. Evet. Çünkü mesela ek bütçe de ilk 4-5 ay tabii bayağı bir bütçede bir ciddi bir vergi geliri artışı oldu. Evet. Ve o vergi geliri artışı bir nakit fazlası da yarattı. O nakit fazlasına da bakarak insanlar sonrasında da bu ek bütçenin gelmesi, tabii ki harcamalar da çok artıyor ve artmaya da devam edecek. Bütün bunların önceden tahkimat yapıldığı, önceden yükleme yapılarak bir seçim hazırlığı da olabileceği yorumları da çok fazla yapılıyor. Çünkü hani içinde baktığınız zaman ya bu gelirler nereden olacak? Çünkü bütçe denktir. Hani 1.80 ödeme varsa, toplam ödenek varsa hemen hemen de 1.80'de gelir tarafının olması lazım. Bunun da ÖTV'den yani mesela kaynaklanacağı 157 milyarının oradan kaynaklanacağı, ithalattan alınan tabii KDV miktarı 250'nin üzerinde olacak. Keza içeride alınan yani dolayısıyla şunu da söylemek mümkün, bütçe gelirlerinin artmasında da gelir kısmında da büyük oranda dolaylı vergilere bel bağlanmış durumda. Zaten KDV arttıkça yani fiyatlar arttıkça KDV de artıyor. Tabii. Ya da kurlar arttıkça, ithalattan alınan vergiler artıyor. Şimdi burada artıyor. Bir dengelenme ihtiyacı bütçede olduğu gibi insanların gelir tarafında da var. Çünkü bunlar sonuçta dolaylı vergilerden çıkacaksa bu iş, bel o tarafa bağlandıysa, bir seçim hazırlığı da yapılıyorsa, bilmiyoruz orasını ama bu yöndeki işaretleri değerlendirenlerin yorumlarına bakacak olursak vatandaşın geliri bakımından da bir dengelenmeye ihtiyaç var. Tüketici güven endeksi bu anlamda da son derece önemli işaretler veriyor. Evet. Demek ki yani çok uzun süre bu tüketici güven endeksinin bu hızla aşağı gelmesine hemen hiçbir iktidar razı olamaz. Yani bunu sürdürülebilir bulamaz. Demek ki yavaş yavaş biz bu Temmuz'la beraber zaten biraz önce de konuştuğumuz çerçevede işte asgari ücrete bir şekilde formüle edilecek. Yani bir belki zam denmeyecek, ayarlanma denecek, ne denecekse ama hem bunun tahkimatının da yapıldığı anlaşılıyor ek bütçeyle beraber şimdi. Oraya bazı düzenlemeler gelecek. Valla konuşulanlar nedir? İşte sonuçta Cumhurbaşkanı'nın teklif edilen maaşında bir %40'lık artış öngörülüyor. Şimdi piyasada da böyle bir beklenti oluştu. Yani %40 civarında olur mu? Konuşulanlar biraz daha aşağılarda açıkçası, yani 20'ler 25'ler düzeyinde. %30 olursa iş barışında bir sıkıntı çıkmadan ilerlenir deniyor. Çünkü bakın ben şimdi İstanbul Sanayi Odası'nın meclis toplantısından geliyorum. Orada sanayiciler ama her yerde böyle. Hani Kayseri'deydim geçen pazartesi, orası da öyle. Çok güzel işler de yapıyorlar bu arada. Keşke konuşabilsek. Onları maalesef hep bu şeyler, konjonktürel meseleler nedeniyle konuşamıyoruz ama çalışanların çok hızlı artık iş değiştirdiği, 500 lira, 1000 lira farklarla başka yerlere gittikleri ve bunun da çok ciddi bir iş barışında ve işlerin üretilmesinde proje yapacak insan bulmakta güçlük çekilen noktalara doğru yeniliyor. Bir ihtiyaç oluştu. Doğru. Tüketici güveni de bunun bence... Bunu biraz yansıtıyor diyorsunuz. Ciddi şekilde yansıtıyor. Peki. Bu arada aslında beklenilen bir açıklama, Biden'ın, ABD Başkanı Biden'ın gün içerisinde bize ulaşan haberlerine ek olarak, biliyorsunuz orada benzinden alınan vergilerin 3 aylığına dondurulması çağrısında bulundu Biden federal düzeyde. Hatta eyaletler bazında da yine benzer bir dondurmayı yapın ve veya başka türlü destekleyin çalışan Amerikan vatandaşlarını demişti. Elbette bu tek başına belki yetmeyecek. Şimdi görüyoruz ki ABD Başkanı Biden, ABD'li şirketlere de petrol üretiminin arttırılması ve fiyatların düşürülmesi çağrısında da bulunuyor. Onu da paylaşmış olalım. Petrol fiyatlarındaki hareketliliği takip ediyoruz. Bu arada Fed'den de Evans'ın yaptığı bir açıklama var son dakika olarak. Onu da paylaşalım. Temmuz'da 75 baz puan faiz artışını değerlendirmek mantıklı. 100 baz puana ihtiyaç olduğunu sanmıyorum demiş. Bu 75 ile daha agresif, daha şahin tonun önünün açılmasının ardından ben ilk kez 100 telaffuzunu duyuyorum. Bilmiyorum, ben mi ilk kez duyuyorum? Belki de piyasaya alıştırıyorlar. Belki böyle de o da olabilir. Yani kapı aralandı bir kere. 75'i yeşe razı etmenin en iyi yolu bakın 100 yapmıyoruz demek gibi. Peki biz biraz bunu düşünelim. Evet. Bir reklama gidelim, dönüşte karşınızdayız, bir yere ayrılmayın lütfen. Ekonomik görünümde kaldığımız yerden devam edelim ve TÜİK'ten gelen verileri konuşuyorduk. Tüketici güven endeksini konuştuk. Araya Evans girdi. Araya Evans girdi, araya Biden girdi. Biden. Ve yurt dışından gelen bu açıklamalarla ilgili sizin söylemek istediğiniz bir iki cümle varsa onu alalım, sonra tekrar içeriye dönelim. Hocam? Yani Evans, sizin de şimdi söylediğiniz gibi 100 puanı ilk defa telaffuz edildi. Yani ben de ilk defa duydum. Ama bir 75 puana alıştırılıyor herhalde. Evet. Yani bu Fed'in hızlı ve kuvvetli sıkılaşmaya devam edeceğini gösteriyor. Temmuz ayı bir 75 baz puan daha artışla faiz nereye gelecek? 2.25-2.5 seviyesine gelecek şaka maka. Çok hızlı gelmiş olacak. Yani bir 2 ay önce falan bu yıl sonunda gelir diye beklenilen bir seviyeye biz Temmuz'da gelmiş olacağız. Ağustos'ta toplantı yok. Jackson Hole toplantıları var. Çok önemli olacak bence. Bundan önceki yıllarda hani öyle geleneksel konuşmalar vesaire falan oluyordu ama Ağustos'tan sonrası yılın geri kalanına ilişkin değerlendirmeler hem Avrupa hem Amerika hem diğer dünyanın merkez bankalarının yapacağı açıklamalar çok önemli olacak diye düşünüyorum. Yani FED tarafında çok fazla bir değişiklik yok açıkçası. Onu Şahin yorumlayabilirim. Şahin duruşunu Hakan'ın da şimdi arada söylediği gibi daha fazla ısındırıyor. Piyasayı daha hazırlıyor. Yaz sıcağında şahin bir duruşu göreceğiz. Avrupa Merkez Bankası da hazırlanıyor. Evet. Oldukça kuvvetli bir sıkılaştırmayla karşı karşıya kalacağız gibi. Endişe tabii enflasyon. Yani Biden'ın açıklaması da ben şeye bağlayacağım. Yani Kasım ayında önemli bir ara seçim var Amerika'da. Bu benzin fiyatları vesaire Amerikan seçmeninin oylarını çok etkileyen, canını çok yakan bir alan. İşte hem vergileri indirme 3 ay boyunca seçime kadar, Kasım'a gidene kadar hem buradan biraz petrol fiyatlarını vesaire düşünelim. Bu da seçim hareketi gibi gözüküyor açıkçası. Evet ya, Amerika'da özellikle herkes aracıyla A noktasından B noktasına gittiği için aslında ekonomik gelişmelere ilk reaksiyon hep pompadaki fiyat değişimlerine veriliyor. Doğru. Ben hayatımda ilk defa bunu gördüm bizzat orada. İnsanların benzin fiyatından şikayet ettiği bir ortam gördüm ki tabii ki bu resesyon dönemlerinde geçmişte de çok belki 70'li yıllarda yaşadı. 70'li yıllarda şükür henüz onları tam o kadar net hatırlamıyorum. biz bazılarını hatırlıyoruz. Yani kısmı azıcık ucundan ama çok hatırlamıyorum. Hakan Bey, yaz aylarından istifade ederek bu agresif şahin tonu, hocamızın da söylediği gibi işte böyle Ağustos sonuna kadar falan fırsattan istifade değerlendirir mi Fed? Değerlendirmeye çalışır yani, çünkü mesajları da hep o yönde. Bugün de yaptığı açıklamalar enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğini anlatan mesajlardı. Bir önceki beraber burada yaptığımız Fed özel yayını esnasında söylediklerinden çok farklı bir şey yoktu. Evet. Ama yani o arayı kapatma ihtiyacı hissediliyor. Şimdi işte bu driving season dedikleri, yani nasıl tercüme edilir o? Evet. Yani işte herkes orada 4 Temmuz'dan sonra yola çıkıyor. Bayramından sonra bir yola çıkıyor. Yol sezonu başlıyor. Yol sezonu. Kara sezonu. Yollarda olma sezonu. Evet. Ne güzeldir yollarda olmak şimdi. Evet. Ama sonuçta işte pompa filan meselelerinin de biraz gündeme gelmesini öyle yorumlamak lazım. Powell'ın bugün söyledikleri arasında benim dikkatimi çeken bu çekirdek enflasyonda, çekirdek enflasyon dedi, yani gıda ve enerji hariç olanda çünkü orada pek bir şey olamayacağını herhalde kendisi de kabul ediyor. Bir gerileme olabilir, bu yönde işaretler var dedi. Bir, ikincisi de hani faiz artırımlarının, yine de onu söylemişti zaten, ekonomik verilere, yani faiz artırım hızının açıklanacak ekonomik verilere ve bizim programın adına bağlı olarak ekonomik görünüme bağlı olarak şekilleneceğini söylemiş oldu. Çok özledim. Buna şöyle bir ilave yapabilirim Powell tarafına. Yani ben şimdi işin biraz bu resesyon tarafına, yani özellikle bizim Türk reel sektörün, özel sektör adına dünyada, Avrupa'da, Amerika'da bir resesyon olasılığı çok tartışıldığı için bizim ihracat, sanayi üretimi, yatırım, büyüme de buraya çok bağlı olduğu için, yani bence bütün bu konuştuklarımızın içinde en önemli mesele bu süreçte enflasyonla mücadelede bir resesyona gidilecek mi, gidilmeyecek mi hikayesi bence. Evet. Orada da sadece şu anekdotu, hani geçmişe dönük okumalar yaparken 1994 yılı da bir 75 bas puan üzerinde çok duruluyor. Alan Greenspan'ın 75 bas puanlık artışından sonra ilk defa artış oldu diye. Ya o dönemin çok ilginç bir dönem. Enflasyon 3,5. Bakın 75 bas puan artış yaptı Alan Greenspan'ın döneminde, enflasyon 3,5. 4'e doğru gidiyor ve Alan Greenspan 2 senede 94'ten 95 sonuna kadar faiz oranlarını %6'ya çıkartıyor. Şimdi deniyor ki, ve o bir çok sınırlı bir resesyon yaratarak geçiriyor. Şimdi deniliyor ki enflasyon 8'ler 9'larda, daha Fed 1,5'ta. Evet, işte o arayı yani o öyle bir ara var ki, yani 94'ten falan, o anlamda çok farklı bir yerdeyiz. Çok daha hızlı ve sıkı bir artış, ama bunu resesyon yaratma endişesi vesaire, yani bu süreç hakikaten yaz ayları o anlamda bayağı bir sıcak geçecek o anlamda. Peki. Takip ediyor olacağız elbette. Evet. Şimdi içeriye dönelim tekrar. Elbette yurt dışında olan bitenden çok bağımsız değil, ama biraz da kendi iç dinamiklerimizin de etkisi olduğunu kabul ederek yayından önce sizinle konuştuğumuz konuya gelmek istiyorum Hakan Bey. Fon bulamıyor insanlar diyorsunuz. Kaynak bulamıyor insanlar diyorsunuz ve hani tüketici güveni tarafında tüketicinin endişeleri, korkuları, şüpheleri olduğu aşikar. Ama üretmek isteyen, büyümek isteyen reel sektör tarafı içinde farklı sıkıntılı koşullar var şu anda Türkiye'de dediniz. Nedir onlar? Ya şimdi bunu her yerde dinliyoruz. Yani İstanbul'da da dinliyoruz. Yani Anadolu'nun hemen her yerinde bu sorun var. Yani bir süredir var bu. Finansmana erişim meselesi. Evet. Bir güçleşti. İşletme sermayesi ihtiyacının arttığını, yani ben bir şey üreteceğim ama maliyetlerim arttı. Bununla ilgili kullanmam gereken kredi de miktarı da arttı. Fakat bu krediyi ben bulamıyorum, bu parayı bulamıyorum, bu fonu bulamıyorum noktası çok ciddi şekilde ifade ediliyordu. Şimdi bu süreç biraz daha sıkıştı. Yani son bir 10-15 gündür bu yöndeki şikayetler veyahut da işte ne bileyim sohbetler diyelim, şikayet üzerine oluşan sohbetler iyice artmış durumda reel sektör cephesinde. Mesela Hakan, neler çok rica özür dilerim. Alttaki yazıyı kaçırmaman için çok özür dilerim. Biraz evvel söylediğim %40.6 zam yapılabilir. Olabilir hikayesi. Kusura bakma böyle. Yani demek ki doğru konuları konuşuyoruz. Öyle de oranda da çok sapmamışız yani. Çok sapmamışız. Evet. Yani bu bir tabii işaret fişeği sayılabilir. Artık evet, bundan artık, sonra zaten bir başka oranı ifade etmek çok da kolay olmayacak. Evet Hakan, senin şeyinden sonra buna ama yine bir dönelim %40 oranının etkilerine bence. Çok tabii pardon. Hocam. Çok pardon. Ben sadece şöyle özetleyebilirim. Bir ne oldu? Mesela sanayiciler bankalardan kredi almakta şu son 10-15 gündür daha da fazla zorlandıklarını ifade ediyorlar bir. Ve bunu mesela bankalarda şube müdürleriyle, şube yetkilileriyle sohbet ettiklerinde ya yapacak bir şey yok, bize de biraz frene basın dendi. İşte o evrağı iste, bu evrağı iste biraz da bir oyalama mekanizmasının da devrede olduğu anlaşılıyor bilinçli bir şekilde. Yani vereceğiz tabii deniyor ama böyle bir durum var. Bir 100 milyar hatta 150 milyar liralık bir turizme, 50 milyar turizme, diğeri de imalat sektörüne ve özellikle ihracatçı imalatçılara verilecek bir KGF benzeri bir kredi olacağı ifade edildi. Yatırım kredisi dendi. Bu işte yatırım ihtiyacını da çünkü hakikaten hatta orada tartışma da oldu ya, yatırım kredisine değil de bizim işletme sermayesine daha fazla ihtiyacımız var denildi ama o yatırım kredisinden de biz ses çıkmadı. Herkes işte bir talep toplama, bir ön talep toplama olacak dendi ama herkes birbirine soruyor. Siz bundan faydalanabildiniz mi? Siz bu krediyi alabildiniz mi? Ama görünen o ki pek de fazla alabilen olmamış. Pek de fazla değil belki halka. Hiç alan olmadı şu ana kadar. Benim görebildiğim kadarıyla. Yani şimdi en azından benim görebildiğim kadarıyla. O doğrudur hocam çünkü benim de duyduklarım bu yönde. Fakat yani ben aldım yeni daha göremedim bu. Hani ihtiyatlı davranmak açısından doğru söylüyorum. Bilemiyorum yani belki de şunlara verildi denilebilir ama sanayicilerin birbirine bize de siz bundan faydalanan herhangi birini gördünüz mü biliyor musunuz? Biz günler öncesinden evraklarımızı doldurduk, başvurularımızı yaptık ama biz mesela Denizli'de bunu alamadık. Acaba Denizli'de bunu alan da olduğunu rastlamadık soruşturmalarımızda. Alanı tanıyor musunuz, biliyor musunuz diye soruyorlar. Keza son dönemde bu şimdi %40 biliyorsunuz zaten ilk önce bir %20 dövizini bozduracaksın meselesi bir geldi. %40 şimdi de ona bir artı %30 ilave ediliyor görünen ve bir ay döviz almama taahhüdüyle bankaya yatıranlara bir reeskont, Merkez Bankası reeskont kredisi verileceği ifade edildi. Reeskont kredileri de şu anda pek kullanılmıyor. Yani pek değil, kullanana rastlamıyoruz. Yok orası da bir deyim yerindeyse hani bir musluk orada da kapandı. Exim Bank kredileri de eskiden Exim Bank mesela kendisi bazı böyle ne bileyim 1.9 milyar şuradan dolar, şuradan Japon bankalarından şey yaptık, konsorsiyum yaptılar. Oradan bir para elde ederdi. Yani borç alırdı, borçlanırdı. Düşük faizle borçlanırdı. 900 işte Avrupa bilmem ne bankasından. Şimdi bunlar da olmadığı için Exim Bank'tan bir akış yok ihracatçıya. İhracatçı da diyor ki ya zaten %70'ine el koyacağım diyorsun. Yani el koyacağım derken yani evet onun ihracatını engelleyecek bir şey değil ama zorlaştıracak ve maliyetlerini arttıracak bir şey. Bir yandan da krediler de yok. Biz bayağı bir sıkıştık diyen ihracatçı sayısında artış var. Bu açıdan diyoruz yani bir kaynakla ilgili bir sorun var, bir nefes alma ihtiyacı var reel sektörde. Peki bunu biraz daha açalım. Araya daha gitmem gerekecek ama araya gitmeden önce de son dakikayı okuyup paylaşmak istiyorum izleyicilerimizle. Biraz önce bahsetmiştik. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, eldeki imkanlar dahilinde gereken yapılacaktır. Asgari ücrete %40 zam olabilir dedi. Bir kısa aranın ardından devam edeceğiz. Ekonomik görünümde bugün hem dışarıdan hem içeriden son dakikaların ardı arkası kesilmiyor. Güzel de oluyor. Biz seviyoruz canlı yayında bu tip hareketleri. Ama %40 çok be hocam dediniz değil mi biraz önce? Yani peki şöyle, onu söylerken neye istinaden söylediniz? Tabii bu aslında vatandaşın gelir düzeyini arttırmak için bu enflasyonist ortamda, şaka bir yana, hepimizi çok derinden yaralayan bu ortamda elbette bu ücret artışları mutlak surette şart, ama ekonomik ve iktisadi bir değerlendirme yaptığımızda işveren için ne anlama geliyor kısmını da konuşmak gerekiyor zannediyorum. Hocam siz de başlayalım. Yani şöyle kısaca hemen değerlendirme yapmak gerekecek olursa, şimdi notlara bakıyordum kendi şeylerinden. Şimdi ilk 5 aylık enflasyon %35.64 olmuş tüketicide. Haziran'da buna katarsak zaten %40'a 40-41 arasında olacak diye. O banda oturuyor. Oturuyor. Evet. Yani tam şu anda sanki onu karşılamak üzere. Yani tam enflasyon kadar bir artış. Tabii dediğimiz gibi yani 4 Temmuz'da bu tam belki netleşebilir. Ama şöyle söyleyeyim, yani burada biz de belki 1-2 aydır hani bir asgari ücret artışı olması gerektiği, ücret artışı vesaire bütün reel sektörle de konuştuğumuz zaman hani burada bir %20-25 net artış daha fazla insanların telaffuz ettiği, reel kesimin karşılamakta çok da zorlanmayacağı bir büyüklük olarak söyleniyordu. Bu o nedenle %40'ı şimdi duyunca o ortalama konuşulan %20-25'in gerçekten bir 15 puan üzerinde. Yani bunu hesaplamak gerekecek olursa netine ulaşmak için 4.250 lira şu anda, hatta tam söylemek gerekecek olursa 4.253 lira. Yani bunu %40 ile çarparsak bu... Ekrana da yansıttı arkadaşlar. Evet. Daha önce yapılmış hesaplamalar üzerinden onu da belki referans olarak izleyicilerimiz bakabilir. Yani net rakamı yaklaşık 6.000 liraya yaklaşıyor. 5.950 lira gibi. Bu neti. Evet. Evet. Bunun üzerine şimdi asgari ücretten gelir vergisi almıyoruz. Onu çıktık ama bir... Ama bunda alıp alınmayacağını da görmek gerekiyor. Görmek gerekiyor. Doğru söylüyorsun. Bu artış nedeni. Bu artı %40'ın... Evet. Gelir vergisi nasıl olacak? Bir kere zaten iş dünyasının en büyük taleplerinden bir tanesi aman bu vergi tarafı devam etsin. Vergi muafiyeti asgari ücrette. Ve bir de hocam belki söyleyecektir onu da, esas itibariyle SGK primine ilişkin gelecek ilave yükün kamu tarafından karşılanması önemlisi var. Devlet elini taşın altına soksun diyen çok iş insanı. Belki Hakan şöyle, yani Sayın Kurtulmuş eldeki imkanlar dahilinde gereken yapılacaktır derken, yani o kamunun üstünde eldeki yapılacaklar. Çünkü sonuçta asgari ücreti İşveren ödüyor, özel sektör ödüyor. Yani kamuda da ödenen çalışan var belki, ama burada reel sektörün veyahut da işverenin bu anlamdaki buna bağlı taleplerini de mümkün olduğu kadar karşılayarak %40 zam olabilir diye ben anlıyorum. Hani hangi soruya ben bir espriyle yanıt vereyim diye tüketici endeksi için böyle bir ortamda seçim olur mu? Bunu düzeltilmesi lazım derken. Size cevaben. Alın işte %40. Ya şimdi biraz da bir şey olduk. Yani her atılan adımı gerçekten doğru mu yapıyoruz bilmiyorum ama bir seçim işareti mi acaba diye de değerlendirmeye başladık. Hakan dediği gibi iş dünyası da her atılan adımı çünkü böyle bakmaya başladı. Evet. Önemli vallahi bir herkes artış. Belki biraz öyle bakıyor çünkü Twitter'dan da izleyicilerimiz önemli bir artış. Yani Kasım'a giden böyle düşündük, yolda bütçe artışı, bu diğer artışlar çok sıkı bir artış. Evet. Eğer olursa. Yani ben hala beklemiyorum erken seçim Kasım'da falan ama yani işaretlerin hepsi o yönde geliyor. Evet. Yani bunu da inkar etmemek lazım. Hani bu arada biz bir önceki mevzuya döneceksiniz zannediyorum. Siz de ihracat ihracatçılarla ilgili o 40+30 evet. Cuma günü bu konuyla ilgili Cuma günü de evet doğru bir gündem var. İsterseniz doğru, ona da bir Bankası değinelim. Evet. Başkanı evet buyurun. Estağfurullah. Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ihracatçılarla buluşuyor. Evet. Cuma günü saat 15'te İstanbul'da bir toplantı gerçekleştirilecek. Evet. Ve yani, burada evet, Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne geliyor. Evet. Evet. Türk lirası reeskont kredilerinin kullanımı için gelen ihracatçıların döviz gelirlerinin biliyorsunuz 40+30 satışı şartını değerlendirmek üzere bir araya gelecekler deniyor. Ne çıkabilir, ne beklenebilir ki? Bence bu özellikle bir aylık mesele ihracatçıları bir hayli zorlamış gibi görünüyor. Yani bir ay o bankada tutma zorunluluğu o %30'u ve döviz almama taahhüdünde bulunması İhracatçıyla Merkez Bankası'nın birbirini anlamaya ihtiyacı olduğu yönünde pek çok yoruma neden oluyor. Tabii bunu daha çok ihracatçı taraf söylüyor. Evet. Ve herhalde Merkez Bankası burada bir algı farklılığı var diye. Ben daha önceki toplantılarında da Sayın Kavcıoğlu'nun özellikle bu tüzel kişilerin 90 milyar dolarlık döviz tevdiat hesaplarını yani şirketlerinin bir türlü bozulmadığını, evet. Uzun zamandır bu şekilde gittiğini, hadi diyelim bunun işte 40 milyar doları işleri çevirmek içinse 50 milyar doların hiç olmazsa bozulması gerektiği yönünde bazı telkinleri olmuştu. Veyahut da işte ihracatçı kesimlerle böyle konuşmalar olmuştu. Şimdi bazı ihracatçılar ya herhalde Merkez Bankası bu algısı devam ediyor. Bizim bu borcumuz olduğunu yani 90 milyar dolarlık döviz tevdiat hesabı varsa 180 milyar dolarlık da borcumuzun olduğunu çok iyi algılamıyor. Bizi dövizi yani döviz rezervli döviz tevdiat hesaplarımızı bozmaya zorlama noktasında bu işte reeskont meselelerini vesaireyi daha fazla gündeme getiriyor. Çünkü bir müddet sonra ya döviz tevdiat hesaplarını bozacak, oradaki dengelerini de bozmak zorunda kalacak. Evet. Ya piyasadan bir şekilde döviz almak zorunda kalacak. Dönem de öyle çok rahat bir dönem değil. Emtiada her gün fiyatların oynadığı dalga boyunun da çok da düşük olmadı. Yani bir yanıyla düşüyor. Şimdi bir düşüş eğilimine girdi ama yeniden yükselişe girer mi? Rusya-Ukrayna savaşında neler yaşanır? Evet. Şu anda düşmekte olan petrol fiyatları yeni bir hamle yapar mı? Yani şu anda buğdayda yani blok olarak emtiada böyle bir gerileme var gibi görünüyor. Ama yarın bunun ne olacağı belli değil. Stoklar eridi büyük ölçüde. Zaten onu biz gayri safi yurt içi hasıla rakamlarına da yavaş yavaş yansımakta olduğunu görüyoruz. Stoklarla bir hayli büyüdük ama şimdi o stokların yerine konması lazım. O stoklar yerine konulurken o stoklar yeni maliyetlerle yerine konulacak. Bu da paraya ihtiyaç gösteren bir nokta. Hem zaten yenilenmesi açısından gerekli hem de artan maliyetleri karşılamak için gerekli. Bu açıdan ihracatçı bunları dile getirecektir. Merkez Bankası Başkanı da zannediyorum o algıyı değiştirecektir diye düşünüyorum. Çünkü ihracatçıyı tam da en fazla ihtiyaç duyulan bir noktada biraz fazla sıkıştırılmaya başlandı. Zaten biz bunu hep yapıyoruz. Hani nerede biraz bir şey var, ya, ihracat iyi gidiyor. Ya ihracat iyi gidiyor ama 3 vakte kadar talepte bir, yani bütün Dünya Bankası ne dedi? 2.1 bu sene büyüme dedi. Gelecek senede 1.5 dedi. Bizim daha çok sattığımız ülkelere bakacak olursanız yani Avrupa vesaire ciddi bir yavaşlama beklentisi var. 2.2 bu sene, 0.8 gelecek sene gelişmiş ülkelerin büyüme beklentileri. Böyle bakacak olursak burada birbirlerini anlamaya ve işlerin sekteye uğramadan gitmesine ihtiyaç var. Evet. Herhalde bunlar daha fazla konuşuluyor olacak Cuma günü. Evet, onu takip edeceğiz. Bu arada bir iyi haber, Ukrayna-Rusya savaşı esnasında Türkiye'nin arabuluculuk görevi içerisinde, üstlenmesinin içerisinde Gıda koridorunun açılması da vardı biliyorsunuz. Bugün itibariyle diplomasi sonuç üretmiş görünüyor. Askeri heyetin düzenlediği Rusya ziyaretinin ardından ve ilk gemide ilk Türk kuru yük gemisi. Azov Concord. Değil mi? Evet, bir dakika. Azov Concord. Evet, Azov Concord isimli yola çıktı. Gemi Morupol limanından ayrıldı ve güvenli bir şekilde hareket seyir halinde olduğunu tahmin ediyoruz. Bir başarı. Evet. Önemli bir diplomatik başarı, evet, da aynı zamanda. Hem de giderek bu artan gıda meselesi, krizi ihtimaline karşı da bir tür güvence ve yumuşatıcı bir haberdir. Önemli. Evet. Bir başka yine kayda değer diplomasi tarafındaki belki örnekte Cumhurbaşkanı'nın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la gerçekleştirdiği görüşmeler, hem baş başa hem heyetler arası temaslar. Bugün biliyorsunuz 16.30'da bir resmi törenle karşılandı Muhammed bin Selman. Bir açıklama yok, takip edeceğiz elbette. Oradan da ne tür bir açıklama gelecek, bir mutabakat metni olabilir. Belki ilerleyen saatlerde paylaşıyor oluruz sizlerle. Hocam çok şeyi son dakikalara sığdırmaya çalıştık. Ben son sözü size vermek istiyorum bu anlamda. Galiba 2-3 dakikam kaldı değil mi yönetmenim? Peki, 2 dakikamız var. Hem Hakan Bey'in bıraktığı noktadan hem oradan de bu iki önemli başlıkla ilgili sizin aktarmak istedikleriniz. Tabii şöyle, şimdi Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde Merkez Bankası Başkanı ile buluşmanın biraz böyle gerisine gitmek gerekecek olursa şöyle, Nisan ve Mayıs aylarında İhracatçılar Meclisi içindeki en büyük ihracatçıların açıkçası şikayet konusu bu %40 devirler meselesiydi. Daha bu %30 vesaire gelmemişti ve o dönemde de bir işte Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde bir seçim süreci yaşanıyordu. Ona girilmişti ve bir anket yapalım. Anket yapılsın. En önemli sıkıntılar ve bunu Ankara'yla paylaşalım şeklinde bir değerlendirme oldu. Orada ilk sırada bu konu çıktı. %40 meselesi. Evet. Fakat paylaşma imkanı olmadan bu sefer %40+30 vesaire böyle çıkınca şimdi TİM'deki yeni yönetim bu pazartesi günü başkan belli olmuştu. Yeni yönetim de belli oldu. Ve yeni yönetimin belli olmasıyla birlikte... Hayırlı olsun da diyelim. Hayırlı olsun Türkiye İhracatı adına. Bir önceki yönetimde ve başkan da çok başarılıydı. Çok ciddi Sayın Güller'in ihracat artışına büyük katkısı oldu. Şimdi yeni yönetimin açıkçası şu anki en önemli ve en öncelikli gündemi bu haline gelmiş durumda. Niye? Çünkü şu da var. Şimdi 2-3 ay öncesinde ihracat siparişleri gayet iyiydi. İhracatta kuvvetli artışlar da vardı. Fakat şimdi giderek bu resesyon beklentileri, pazarlarda yavaşlamalar vesaireler gibi konular da gündeme gelirken ihracatçının böylesine döviz taahhütleri altına alınması ihracatçıyı hakikaten sıkıştıracak. Cuma günü bir ihtimal benim de girme ihtimalim var toplantıya. Eğer iyi haberler alırsam haftaya çarşamba günü... Hocam cep telefonum açık. Hadi bakalım. Şöyle 2'de saat 2'de danışmanlarla Sayın Mustafa Gültepe Başkan'la toplanacağız. Merkez Bankası Başkanı ile ileteceğimiz mesajlar konusunda. Toplantıya girer miyiz yoksa yaz tatili bir yere mi kaçarız, bakacağız. Vallahi bilmiyorum artık, girerseniz dediğim gibi telefonum açık. Tamam. Doktor Can Fuat Gürlesel, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Hakan Güldağ size de öyle. Biz efendim iyi bir hafta diliyorum. Geri kalan kısmında ekonomik görünümü burada noktalıyoruz. Bir yere ayrılmayın zira saat 22'de küresel piyasalarla tekrar karşınızda olacağız.